Herkese selamlar dostlar. 20 Ağustos 2022 Cumartesi iddaa tahminleriyle hepinize selamlar. Cumartesi çok güzel bir bülten var. 12 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlarıyla birlikte anlatmaya çalışan ve hızlı akıcı bir video olmasını istediğimden dolayı biraz hızlı geçeceğim. Hemen başlayalım isterseniz. Öncelikle bir skor yarışmamız var. Ondan önce Fenerbahçe maçının skor kazananlarını açıklayalım. İsmail Koç ile Galatasaray Cimbom isimli kanal kazandı. Instagram üzerinden mesaj atarsa Kata Telegram gruplarına Ağustos ayı boyunca misafir edelim. Ve bir adet de skor yarışmamız var. Antalya Spor Trabzon maçının maç skoru ne olur? Bilen iki arkadaşımızı Kata Telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Cumartesi güzel bir gün olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Bol şanslar. Direkt videoya başlayacağım. Sizden ricam cumartesi olmasından dolayı cuma öğlen saatlerinde video yayında olur. Güzel seviyede like atmanızdır. Artı 300 üzerinde like bekliyorum. Şimdiden like atan elleriniz dert görmesin. Dilerseniz başlayalım. Tottenham'la Wolves mücadelesiyle başlayalım. Şimdi Tottenham işte Chelsea maçında 2-2 berabere kaldı ya. İşte bu tip maçlarda e, en üst seviyeye çıkarsa burada belli edecek. Yani zaten Southampton gibi takımlar şu an iyi bir takım. Yenebilirsin ama sen Liverpool'a Manchester City'ye, Chelsea gibi takımlara burada kafa tuttuğun zaman sen işte büyük takım olmaya o zaman aday gösterilirsin. Ki onu da yapıyor Conte ile birlikte şu an. Maç sonunda kavga da çıktı zaten Tuel Conte. Tuel dedi benim gözlerime bak dedi. Elini çıkarken salmadı. Ortalık bir karıştı. Günün de ilk maçı Premier Lig'in açılış mücadelesi bu cumartesi günü. Günün ilk maçları her zaman da bir sıkıntı oluyor. Bunu sizler de artık bili biliyorsunuzdur yani. Saat 2.30'a oynanacak bir karşılaşma. Ben burada biraz kaçamak tercihi bir tercih yapacağım. Wolves da son mücadelesinde berabere kaldı. Hatta Mitrovic orada bir penaltı kaçırdı. Az daha gidiyordu. Dakika 80'lerde olması lazım. Wolves iyi bir takım. Defansı iyi yapabilen bir takım. Yeri geldiği zaman da hücumda bazı eksikleri var ve sakatları var. Jimenez bu maçta sakat mesela olmayacak. Motinho belki olmayabilir şüpheli durumda. Traore döndü son maçta sonradan oyuna dahil oldu zaten. Bu maçta ilk 11'i belki oynayabilir yazmışlar mı? İlk 11'e hemen bakıyorum yazmışlar. İlk 11'de oynayabilir arkadaşlar. Ama ben dediğim gibi kaçamak bir tercih yapacağım bu mücadeleye. Ben Tottenham tarafına gitmeyeceğim. Normalde burada alınması gereken tercih mesela Tottenham'ın 2 gol veya 4.5 altında bir Tottenham galibiyetidir. Ama ben öyle yapmayacağım çünkü günlük mücadelesi. Ben burada bir de yanıma almak istiyorum ve olası bir sürprizi de yanıma almak istedim. istiyorum. 2-3 gol tercihini 1.83 gibi orandan değerlendireceğim değerlendirecekleri de bu yönde bir önerim olur. Geçtim ikinci mücadeleme. Dortmund'la Werder Bremen mücadelesi. Dortmund geçen hafta 3 birlik bir deplasmanda galip geldi. Maç bir anda açıldı. Dakika 77'den sonra 3 tane gol at Dortmund takımı. Daha öncesinde pozisyonlara girdi mi girdi. Kalesine pozisyon verdi mi verdi. Dortmund'un nasıl bir oyun oynadığını kendi evinde zaten biliyoruz. Burada Werder Bremen'i incelememiz lazım. Werder Bremen'e baktığımız zaman da Özellikle geçen sezonki iki forveti Dux'la Fulkrug bu ikisi çok iyi anlaşıyor. 4-4-2 olarak oynuyorlar zaten hücum hattında. Ve bu oyunu sergiledikleri sürece kanatlardan Juk ve Bitekurt da aynı şekilde güzel destek veriyor. Bol gollü bir maç bekleniyor. Hatta cumartesi bir gollü maç seçmek isteseydim kesinlikle bu maçı seçerdim. Sazanav olur mu? Birlikte göreceğiz. Ama ben şöyle bir öneri yapacağım sizlere. İlk yarıdan 2 gol gelmesi bence muhtemel 1.83 oranı var. Alacaksanız böyle alın. 2.5 üstünün falan oranı zaten 1.20'lerde değmez. İlk yarının ben hızlı başlamasını bekliyorum. İlk yarıdan 2 gol çıkması gayet normal olacaktır. 1.83 gibi orandan öneririm. Üçüncü maçım Everton'la Nottingham Forest mücadelesi. Yani Nottingham Forest son mücadelesinde kazandı kendi evinde. Yani hayatındaki yani futbol takımı olarak kullanabileceği tüm şansı kullanmıştır. İki tane direkten dönen topu var Westham'ın. Ham'ın. ikisi de. Direğe çarpıyor. Sağa sola gitmiyor. Çimlere değiyor böyle. Çizgiden falan çıkıyor. Penaltı kaçtı. vice penaltı kaçırdı. Ve birçok pozisyonu yedi yani. Forst'a pozisyona girdi. Fakat yani Westham hayatının mağlubiyetini aldı. Nottingham Forrest'a hayatının galibiyetini aldı. Yani West Ham tarafı hak ediyordu bana sorarsanız. Burada Everton oynayacaklar. Nottingham Forest'ın ilk mücadelesi Newcastle deplasmanıydı. Ve 90 dakikasını iki takım iki maçını da izledim Forest'ın. İlk maçta zaten Newcastle karşısında oynayamadı. Karşısında durdu. Everton da iki maçını kaybetti. Everton kaybetti. Son maçı Aston Villa'ya karşı kaybetti. Deplasmanı 2-1. Şimdi burada bence kazanma vakti Everton tarafında. Ben burada Everton kazanır diyorum. Masson'u biri zaten burada sizlere öneriyorum 1.72 gibi orandan. Ama kazanırken de burada Handicap 0'ını da öneriyorum sizlere. 336 da bunun oranı var. Ben tek farklı bir Everton galibiyeti bekliyorum. 2-1'de skor beklentim var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Fulham'la Brentford mücadelesi. Fulham takımı Mitrovic birlikte son hafta penaltıyı kaçırdı ve o gün formunda değildi takım. Yani çok iyi performans sergileyemedi. Liverpool, Liverpool maçında çok iyiydi kendi evlerinde. Tekrardan kendi evlerinde oynayacaklar. Yine ofansif bir oyunla birlikte saldıracaklardır. Yani buldukları pozisyonu değerlendirecektir. Kebano da aynı şekilde. Geçen sezonda çok etkiliydi Fulham'da. Championship'te Şimdi de çok etkili. Baktığımız zaman da Mitrovic de zaten tam bir golcü. Geçtim zaten Fulham takımı burada ofans oynayacaktır. Brentford takımına baktığımız zaman da arkadaki boşlukları ne kadar iyi değerlendirebildiğini zaten United maçında da bize gönderdi. Gösterdi daha doğrusu. Gollü bir maç bekliyorum ben bu mücadelede. İdealden bir KG var tercihini aldım. 1.56 gibi de oranı var. Hatta ideal kombinelere bile girebilecek bir karşılaşma olarak görüyorum. Sadece KG var alıyorum bu mücadelede. Her iki da gol atmasını bekliyorum. Herhangi bir yüksek orana gitmedim. idealden geçtim. Geçtim bunu. Monaco ile Lens mücadelesi. Monaco takımı elendi bildiğin üzere PSV'ye karşı mağlup oldu. Son mücadelesine baktığım zaman da Rennes ile bir berabere kaldı. İlk yarıdan 3-4 tane gol atacakken 0-0 bitti ilk yarısı. KG var tercihini önermiştik. Hatta kırmızı gördü orada Monaco takımı. Şimdi bu mücadeleye baktığımız zaman da Monaco takımı şöyle şu mesela Martin ise biraz daha şans tanınmasını bek isterim yani ben. Monaco tabi efendim diyor o da şu an Monaco Clement. Ya yani velhasıl kelam ya rotasyonu çok güçlü bir ekip Monaco takımı. Gençler biraz daha şu mesela e, Rende de mesela Jeremy Doku vardı. O gibi isimler biraz daha ön plana çıkması lazım. Gerçekten yıldız olma potansiyeli yüksek isimler. Ben buradan Monaco tarafına gideceğim. Zaten elendi. Lige biraz daha asılmasını bekliyorum ki zaten muhtemelen sizler de öyle bekliyorsunuzdur ki Genel beklenti de Monaco'nun burada kazanması veya iki gol atması doğrultusunda. Lans'a baktığımız zaman da son mücadelesinde Ajaxio karşısında 0-0 beraber kaldı. Yeri geldi etkiliydi. Ben burada Lans'ın 2 golüne gitmiştim. 2-20 gibi orandan ama 0-0 bitmişti. Yeri geldi etkiliydi. Yeri geldi etkisizdi ama çok fazla etkili olduğunu da söyleyemem. Beklentimin altında kaldı Las Takımı. Burada ben idealden şöyle gittim. Monaco ligi asılacağından dolayı, kendi evinde oynayacağından dolayı taraftar da var. arkasında 1.53 gibi orandan Monaco'nun atacağı iki golü idealden değerlendirm altına aldım. Değerlendirecekler. bol şanslar. Süper Lig'i biraz hızlı geçeceğim. Çünkü yüksek oran oynayın zaten Süper Lig'e. Arkadaşlar ben bu mücadelede 2-3 gol bekliyorum. Kasımpaşa kötü. Yeni hoca geldi. Şenolcan geldi tekrardan. 2. Şenolcan dönemi gerçekleşiyor Kasımpaşa adına. Kadrosu kötü zaten. Bunu Sami Hoca da biliyordu. Hatta şöyle bir olay oldu. Maçtan önce 6-0'lık maç öncesi röportaj veriyor daha iyi bir Kasımpaşa göreceksiniz vesaire. Kadro yeni gelen oyuncularımız da çok iyi vesaire. Maçta 6 tane de istifa etti. Öyle bir çelişki oldu. Ben burada Giresun kazanır mı diyorum. Kazanabilir. Fakat ben burada olası bir sürprizden de kaçmak istiyorum. Çünkü Şenol Hoca ile ilk maç olacak burada yeni sezonunda. O yüzden 2-3 gol tercihi bence yüksek orandan 1.83 gibi orandan alınabilir arkadaşlar. Geçtim bu mücadeleyi de. Hatay ile Gaziantep mücadelesi. Hatay son maçında Trabzon'a karşı kanatlara bir nevi etkili kullandığını söyleyebilirim ki. Kendi evinde daha dominant oynayan bir Hatay Spor takımı var. Daha dominant oynadığı için Hatay Spor takımı. Burada galibiyetten ziyade gol bulma ihtimali bence Hatay Spor'un yüksek. Gaziantep de deplasman takımı değil açıkçası. Veya şöyle söyleyeyim. Geçen sezon deplasmanın en kötü takımıydı Gaziantep takımı. Ama bu sezon biraz daha oturaklı daha iyi bir takım kurdular. Maxim de çok formda. O da besleyebiliyor hücumdaki Ücüm, oyunculara baktığımız zaman da. Figueroa'yı besleyebiliyor. Markovic kanatta var. Eskel yaşta zaten Malatya'dan geldi Gaziantep'e. Güzel bir kadrosu oldu Gaziantep'in. Sıkıntı çıkartır yani. Ben buradan sadece idealden KG var aldım. Geçtim 1.44. 1.44'te bunun oranı var. Geçtim diğer mücadeleme. Bournemouth'la Arsenal, müca Arsenal mücadelesi. Burada oynayan bir Arsenal takımı var. Bournemouth'la kendi evinde. deplasmanda en son sistem zaten 4 tane 5 tane gol yedi. Velhasıl kelam Bournemouth'un şu anki oyunu ilk mücadelesini kazandı. Aston Villa'ya karşı olması lazım. O maçı da biraz takip etmiştim. Aston Villa arkadaşlar daha etkiliydi. Bournemouth'un kendi evinde kazandığına bakmayın. O maçta Aston Villa daha iyi oynadı. Bournemouth biraz da şansına kazandı. Burada oynayan bir Arsenal takımı var. İdealden tabii ki burada ben de tüm dünyaya gibi burada Arsenal'ın galibiyetinden ziyade atacağı 2 golü değerlendireceğim. Onun da oranı 1.38. Arsenal bence burada Bournemouth'a karşı 2 gol atar. Zaten oynadıkları oyun muazzam. Gabriel Jesus zaten yani siz görüyorsunuz. Mutlaka takip ediyorsunuzdur özeti. Yani size hak eden değeri veya hak eden şansı tam alamasa da Arsenal'da bir bir yıldızı tekrardan parladığını söyleyebiliriz. Bu yüzden Arsenal'in atacağı iki gol değerlendirilebilir. Geçtim bunu. Leipzig'le Union Berlin'le mücadelesi, Leipzig son mücadelesini 90 dakika izleyen biri Olaraktan da şöyle söyleyeyim sizlere. Zaten e, Köln'le 2-2 bitti çok iyi başladı ve çok net pozisyonlara girebiliyor Leipzig takımı. Fakat oyunun belli bölümlerinde de oyunu biraz salıyor. Kalesinde baskı görüyor. O baskı gördüğü zamanlarda gol yiyebilen bir takım. Ve hızlı çıktığı zaman da ve kalabalık çıkan bir takım Leipzig takımı geride boşlu çok bırakıyor. Union Berlin'de bu boşlukları değerlendirebilecek kapasite bir takım olduğundan dolayı idealden bir KG var tercihini 1.53 gibi orandan zaten aldım. İdeal burada KG vardır. Ama ben Leipzig'in hücum gücünü çok beğeniyorum. Ve şunu da belirteyim. Leimer de takıma döndü. Geçen maçta yoktu, sakattı. Laimer de takıma döndü. Orta sahada ekstra bir dinamik olacaktır. Werner de zaten oynuyor. Geçen hafta uzaktan bir gol attı. Kaleci hatasına girdi son mücadelesinde. Ben burada 2.5 üstünde 2 de yapılabilir diyorum. 2.62 de bunun oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Aa, geldi benim Angas takım bakın. Braunschweig takımı gerçekten bir takım ne kadar şey olabilir ki? Yani geldiği gibi düşecek. 5 tane maç oynadı. Pardon, 4 tane. Hiçbirinde daha gol atamadı. Diyorum ki gelin bu maça şeytanın bacağını birlikte kırdıralım diyorum. Diyorum ki Braunschweig bu maçta gol atar diyorum. Düsseldorf takımı da geçen hafta berabere kaldı. Son dakikalarda bir penaltı mı kaçırdı? Penaltı mı attı? Öyle bir beraberlik kaldı. Braunschweig zaten geçiş oyunu oynayan bir takım. Ama bitiricilik konusunda çok kötüler ya. Ciddi anlamda. Kale çizgisinden taça vuruyorlar. Kaç tane böyle pozisyonu gördüm Broş Vajkın. Özellikle ilk haftalarda izledim. Sonradan bıraktım izlemeyi ama baktım hala gol atamamış. Geçen başında da gol atmış. Özetini izledim biraz önce. Atmaya uygun görüyorum bu mücadelede. Düsseldorf tarafından da gol bekliyorum. Bu maçtan da ideal bir KG var tercih aldım. Geçtim. Diğer mücadelem Antalya-Trabzon mücadelesi. Bu maçın maç skorunu zaten sizlere sorduk maç ne olur diyerekten de. Bu mücadelede şöyle bir beklentim var benim. Trabzon zaten biraz yorgun gelecektir. Kopenhag mücadelesi oynadı. Hafta içinde tekrar bir Kopenhag mücadelesi oynayacak. Maç 2-2'de bitse, 0-0'ı bitse, 0-0'da bitse şaşırmam. Ben bir yüksek orana gidiyorum bu mücadelede. Ben bu maçta diyorum ki arkadaşlar 3 gol olmaz diyorum. 2.5 alt tercih burada 1.79 gibi oranı var. Olası bir sürprizi de doğrudan bir beraberlik diyorum. Antalya galip gelebilir mi? Gelebilir ama ben Trabzon'un burada beraberliği koparabileceğini düşünüyorum. Beraberliğe razı olur diyerekten de bir maç sonu sıfırı da değerlendirmeye atın. 1-1 skor gelebilir belki. Ben 0-0 bekliyorum da maksimum 1-1 olur. 2.5 alt tercih burada 1.79'dan tekrardan öneririm. Sassuolo Lecce mücadelesi. Lecce'yi son mücadele Inter karşısında izledik. Onların da forması sarı kırmızı. Benevento gibi bir takım. Diyeyim forma renkleri olaraktan da güzel pozisyonlara girdi. Özellikle geniş alanları iyi değerlendirebilen bir takım. Özellikle ilk maçta Inter maçında bize bunu gösterdi. Son dakikalarda zaten gol yediler, mağlup oldu 2-1 gibi skorla. Ben hasıl geçtim Sassuolo tarafına. Sassuolo tarafına baktığımız zaman da Juventus maçında 3-0'lık bir mağlup oldular. Fakat o maça baktığımız zaman da etkili pozisyonlara giren takım da Sassuolo olduğunu söyleyebilirim yani. Juventus geldiği pozisyonları iyi değerlendirdi. Zaten belirli bir süre maç 1-0 gitti. Ondan sonra biraz açıldı. İlk yarı zaten 2 oldu. Sassuolo Sassuolo da gole reaksiyon verebildi daha doğrusu öyle söylemek daha mantıklı olacaktır. Ben bu mücadelede gollü bir karşılaşma bekliyorum. 2.5 üstün oranı 1.44. Direkt bir 2.5 üst tercihini öneririm. Hatta ben 3.5 üstte de yazmışım bu mücadeleye. Gollü bir maç geçmesini beklediğimden dolayı 2.23'te onun oranı var. Ekstradan da değerlendirecekler bol şanslar. Toplamda 12 maç hızlı anlatmaya çalıştım biraz akıcılık anlamda. Değerlendirecekler, bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere, seviyorsunuz, bay bay.